Evet, herkese merhaba. Bugün sayılarla tiroid kanserini konuşmak istiyorum. Biraz oranlar ve sayılar olacak videomuzda. Öncelikle tiroid kanseri boynumuzda herkesin Adem elması diyebildiği gırtlak bölgemizin hemen altında yerleşimli. Ben daha çok kelebeğe benzetiyorum. Sağ ve sol lobu olan kelebek şeklinde bir organ, oldukça küçük, 30-40 gram ağırlığında bir organ. Bu organın hemen üzerinde 4 adet, burada da görüldüğü gibi küçük, böyle nohut tanesi gibi, 2 tanesi sağda, 2 tanesi solda. Bu organın hemen arkasında, arka yüzünde ayrıca paratiroid bezlerimiz var. Tiroid bezlerinden tamamen farklı. Kalsiyum metabolizmamızı ayarlayan paratiroid bezlerimiz mevcut bulunmakta. Tiroid kanseri ne kadar sık gördüğümüz bir kanser? Çok endişelenmeli miyiz? Herkeste guatr var, nodül var. Bunların hangisi kanser, hangisi kanser değil? Bazen çok kafa karışıklığı olabiliyor. Bu nodüllerin bir kısmı tiroid kanseri olabiliyor. Hangileri kanser, hangileri kanser değil? Bu ayrı bir video konusu olarak daha önce anlatmıştım. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim. Tiroid kanserlerine sıklık sıralamasında baktığımız zaman 12. sırada görüyoruz. Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre Amerika'da kanser sıralamasında 1. ve 2. sırada meme kanseri, bayanlardaki meme kanseri 1. sırada ve 2. sırada da erkeklerde ve bayanlarda ortak akciğer kanseri gelmekte. Bunları sırasıyla işte prostat kanseri, kolon kanseri, cilt kanseri, mesane kanseri, lenf kanseri, işte böbrek kanseri gibi böyle aşağıya doğru sıralama devam ediyor. 12. sırada tiroid kanserini görüyoruz. Bu datayı SEER datadan, kanser.go'dan alarak buraya koydum. Burada baktığımız zaman 2019 yılı için beklenen yeni tiroid kanseri vaka sayısı, beklenen yeni tiroid kanseri sayısı 52 bin civarında. Bu oranı meme kanseri, akciğer kanseriyle karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 1/4 kadar diyebiliriz. Beklenen yeni kanser sayısı 52 bin civarında. Bunlara bağlı beklenen ölüm oranı ise yaklaşık 2000'ler civarında. Bu da yine meme ve akciğer kanseriyle karşılaştırıldığı zaman oldukça sayı olarak oldukça düşük. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bütün kanserleri göz önüne aldığımızda bu pie chart'tan gördüğümüz kadarıyla bütün Amerika'yı düşündüğümüzde ve bütün hani kanserleri düşündüğümüz zaman tiroid kanserinin %3'lük bir payla diğer kanserler arasındaki yerini aldığını söyleyebiliriz. Kanser.go'dan aldığım şu tabloyu değerlendirecek olursak 100 bin kişide görülebilecek yeni vaka sayıları açısından dünya üzerindeki insanlar değerlendirildiğinde, işte beyazlar, siyahlar, işte Pasifik adaları, Hispanikler, Hindistanlılar vesaire bütün etnik gruplar ayrı ayrı değerlendirildiğinde tablodan gördüğümüz üzere kadınların erkeklere oranla yaklaşık 3 kat daha fazla, ortalama tabii ki hem beyaz hem siyah ırkta kadınların papiller kanserden erkeklere oranla 3 kat daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Peki bu kanser hangi yaş grubunda daha sık saptanıyor? Buna bir bakacak olursak bu gördüğümüz tabloya göre tiroid kanserinin en sık görüldüğü yaş grubu ortalama 50 civarı, tanı anında ortalama yaş 51 olarak belirtilmektedir.
Tabloya bakacak olursak 20 yaş öncesi daha gençler 34 yaş öncesi 20-34 arası grupta kanser görülme sıklığı çok daha düşük. Daha ileri yaşlarda yine 65 ve sonrası 65-75 ve 84 sonrasında ise yine kanser, tiroid kanseri sıklığı azalıyor. Daha böyle hastaların biriktiği yaş grubu 45-65 arası yani 45-50 45-55 aralığında en çok tanı alan yaş grubunun bu orta yaş grubu olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabloyu belki şöyle de okumak gerekiyor. Tabii tiroid, tabii kanser denince aklımıza ileri yaş hastalığı geliyor. Dolayısıyla çocuklarda çok akla gelen ve çok bakılan bir bölge, çok araştırılan, tahlil yapılan bir bölge değil. O dönemde genelde gençler okullarda okullarda ders sıralarında oluyorlar. Üniversite yılları ve üniversite sonrası işte işe başlama ve adaptasyon süreci işte 0-35 yaş arası genelde böyle sağlık problemlerinin çok dikkat edildiği yıllar değil. Başka bir takım sosyal dinamikler nedeniyle ayrıca daha ileri yaş grubunda yani 65 yaş sonrası diğer sağlık problemleri daha dominant olduğu için yani 65 sonrası daha başımıza çok daha farklı türde hastalıklar işte şeker, tansiyon gibi ya da işte diğer kanserler belki daha sık görülen diğer kanserlerle uğraşıldığı ve hayatımızda daha başka problemler olduğu için hani tiroid grubu bu yaşlarda da çok çok böyle akla gelip bakılan ilk planda bakılan bölgelerden biri değil. Dolayısıyla yine ileri yaş grubunda, çok ileri yaş grubunda akla gelen bir kanser olmadığı için yine bu alanda tiroid kanseri saptama riskimiz, oranımız düşük. Ama tam orta yaş yani 45-65 arası daha böyle insanların hayatında işleri yoluna oturttuğu daha çok sağlık problemlerine, genel sağlık problemlerine daha çok eğildiği yaşlar olduğu için belki de bu hastalarımızın büyük bir kısmı işte ortalama 50'li yaşlarda tanı alıyorlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Herkese iyi günler, mutlu yarınlar diliyorum.